Ya bu güzel de pahalı bir şey yapmışız ya. Dokuzu falan çok güzel. İnovasyon ve araştırma topluluğu olarak ilkini gerçekleştirdiğimiz Siyaset 101 etkinliğine hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Çok daha uzatmadan konuğumuz Muharrem İnce'yi de sahneye davet etmek istiyorum. Hoş geldiniz Muharrem. Seçim anketlerinin aslında iyi bir artış oranıyla başladı Memleket Partisi ve Muharrem İnce ama son zamanlarda oyu gitgide düştü ve en sonunda istenmeyen bir tablo oluştu sizin için. Seçim sürecindeki keşkeleriniz ve iyi kileriniz ne, bizimle paylaşabilir misiniz? Vallahi ben Kemal Kılıçdaroğlu'na, Sayın Kılıçdaroğlu'na bu altılı masayla olmaz dedim. Bunların oyu yok dedim. %60 falan palavra dedim. 10 aday adayından Muharrem İnce 100 bin imzayı 4. günde topladı. Tek adam yönetiminin karşılığı ya da onun rakibi tek aday olamaz. Kamplaşma, kutuplaşma küçük olanı çökertiyor. Bizim partimizin oyları %15'i gördü. Bunu güvenilir anket firmaları söylüyor. Sonra çöktük. Parti kurup bir hareketi başlatmak istemesini çok doğal karşılıyorum. Bence önemli de duyurdu sesini. Ya bir ara seçimlerden önce hatırla, herkes işi gücü bırakmıştı. Muharrem İnce'yi ikna etmeye çalışıyordu seçime girme diye. Ne kadar kilit bir rol oynamış ki, aslında çok yanlış bir tavırdı ayrıca da. Hoş geldiniz. Bir gün Şahan Gökbakar mesaj attı ve dedi ki oğlum dedi ya bu 32. gün gibi genç bakış gibi dedi insanları toplasana dedi. Aa kafama takıldı benim. Dedim ki olabilir. Öncesinde de bir kamuoyu yoklaması yapayım dedim. Tweet attım. Dedim ki böyle program yapmayı düşünüyoruz. Aman Allah'ım çok büyük bir olay oldu Twitter'da. İşte sonra bir anda siyasetçiler, cumhurbaşkanı adayları, parti başkanları ya da temsilcileri biz de geliriz falan diye tweet atmaya başlamışlar. Bunların en başında da Sayın Muharrem İnce gelir sağ olsun. Hiçbir zaman bizim program teklifimizi reddetmemiştir zaten. Ve çok da iyi bir program olmuştu. İlk program tabii. Hoş geldiniz, buyurun. 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminde. Ben bunu gerçekten çok merak ediyorum. Neredeydiniz mi diyeceksin? Neredeydiniz? Benim elimde veri olmadan sokağa çıkarsam, seçim ikinci tura kaldı dersem iç savaş çıkar ya. Nasıl yaparım ben? Ben sizin gözlerinizin içine bakarak konuşmak için geldim buraya. Adam kazandı. Yazdığım kazanmadı mı? Bu kafayla gidersek adam yine kazanmaya devam eder. İlki Muharrem Bey'in zaten şeyi anlatmakla geçti. Hani niye kayboldu, niye kayboldu diye. Hani benim tartışmam, başkalarının tartışmasının vesilesi biraz oydu. Çünkü insanlar inandırıcı bulmuyordu. Tek kaygısı tabii ki insanlara doğruyu anlatmaktı bence. Ve çok da karşılık gördü. Herkes çok alkışladı. Bir anda Memleket Partisi konuşulmaya başlandı. İnsanlar Memleket Partisi ile ilgili yorumlar yapmaya başladı. Sokak anketlerinde Memleket Partisi baya baya insanlardan oy almaya başladı. Yani bence iyi bir bölüm oldu, faydalı bir bölüm oldu. Muharrem Bey kendini anlatabildi mi? Bence çok iyi anlattı. Ama 100 bin imzayı çeşitli çağrı tweetleri atarak zor topladınız. Yarın vaat ettiğiniz şeyleri gerçekleştirebileceğiniz ne mal? Erdoğan karşısına çıkması gereken en son aday siz değil misiniz? Bundan bıktık. Biz zaten bize bu şekilde konuşulmasından, böyle davranılmasından bıktık. Kılıçdaroğlu'nun nezaketi, davranışı... Sülaleye damat seçmiyoruz. Devleti yönetecek kararlı adam arıyoruz. Vallahi orada o ikincisi şeydi yani. Özel kurgulanmış bir programdı. Yani öyle anladı millet. Ben şey demek istemiyorum. Tamamını izleselerdi bana hak vereceklerdi ama o tanıtımı berbat etti her şeyi. Doğru bir iş yapmadı yani. Çok izlettirme uğruna beni harcadı. Bana sürekli CHP'yi sorarsan ben de sürekli CHP'ye cevap veririm. Ondan evet, bahsettiğiniz evet, tamam, için olabilir. Madara olun diye erken yaptım. Madara mı oluyoruz biz şu tabii anda? Tabii madara. Öyle çamur at, öyle kenara yok. Sana yok bunu, çamur atmadım, soru sordum Muharrem Bey. Sana bunu kim söyledi? Hayır, hayır. Ben sana FETÖ'cüsün demedim yapmayın. Ki. Yapmayın. Hayır, FETÖ'cülerim. Biz bu dilden bıktık. Ben aday olmazsam Erdoğan birinci turda alır. İkinci tura seçimi ben bırakıyorum, ben. Ben bırakıyorum ikinci tura seçimi. Hayal görüyorsunuz. Haksızlığa karşı maalesef insan tepki veriyor. Muharrem Bey ülkeyi yönetmeye aday olduğu için o tepkiyi veremezdi, vermemeliydi. Vermedi de tam olarak ama bazı cümlelerine, bazı hareketlerine yansıdı. Adamın biri bir şey dedi, siz dedi görürsünüz dedi mesela dersin. Öyle bir hava vardı ki zaten ekonomik kriz ve yıllarca yaşanan işte adaletsizliklerden ötürü yani muhalefet kesin kazanıyor.
Ve Muharrem İnce de bunun önünde çok büyük engel. Hatta Muharrem İnce o kadar büyük engel ki orada Sinan Oğan görünmüyor bile. Hani arkasında gibi bir şey oluştu. Cumhurbaşkanlığı yarışında İnce de olacak. Biz bu kampanyayı göreceksiniz. 30'un üzerinde bir oyla tamamlayacağız. Muharrem İnce'nin adaylık konusunda tekrar düşünmesini rica ediyorum kendisinden. Çok istiyorsa buyursun gelsin. Kendisi çekiliyorsa ben de çekilirim. Bir problem yok bizim açımızdan. Kaleci Muharrem! Oylarınızı bölmeyin. Oylarınızı bölmeyin. Bu iş dansla, müzikle olmaz. Biz ayın 14'ünde savaşa girmiyoruz. Seçime giriyoruz, seçime. Ortada seçimde evet ince bir bölücü var. İnce bir bölücü. Muhalefete muhalefet edilmez, iktidarlara edilir. Olmaz efendim öyle bir şey. Herkes bana saldırıyor. Atılmadık, iftira kalmadı. Memleket Partisi Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye çekilmesi yönünde yoğun baskı var. Saraydan para aldı, parayı geri mi ödeyecek diye soranlar var. Adaylıktan çekiliyorum. Adaylıktan çekiliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan birazdan burada halka hitap edecek. İstanbul Kısıklı'da şu anda da orada otobüsün üzerinde. Buyurun. Koyun sürüsünün kim olduğunu doğru tespit etmek lazım. Türkiye'de koyun seçmen diye tabir edilen, tırnak içinde söylüyorum. O kimdir, ona dikkat etmek lazım. Acaba birilerine koyun diyenler gerçekte koyun kendileri mi? Buna dikkat etmek lazım. Ben bunu söylüyorum sadece.